Sağ ol. Okay people say it. Radyasyonu çekeceğiz. Çok acı. Dur tamam tamam. Dur dur yapacağım. Let me know. Cannot hold. Yo lo! Herkese selam arkadaşlar. Şöyle evi önce şöyle bir göstereyim. Bugün mükemmel bir video ile yine karşınızdayız. 100 izlenmeli, 150 izlenmeli bir video ile yine karşınızdayız. Bugün standart bir Kanada evi nasıl olur? Standart bir Kanada evinin içi nasıldır? İçeride yaşam nasıldır? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha önceki videolarda tanıdığınız Cihan Bey, araba videosundan tanıdığınız Cihan Bey'in evini, Cihan'ın evini göstereceğiz bugün. Kendisi bir standart bir Kanada evinde kalıyor. Burnaby tarafında. Çok şöyle tatlış, hoş, bahçeli. Şu an oranın bahçesindeyiz. İki gündür inanılmaz kar var Vancouver'da. Yani biraz soğuk şu an dışarısı -11 olabilir. Ama YouTube için işte her şeyi yapıyoruz. Yani burada kıymetinizi bilin. Beğenin, yorum atın, abone olmayı unutmayın. Şu aşağıdan zili açmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelsin please diyelim. Şu an bahçedeyim. Ben buraya yürüyerek geldim. 40 dakika falan yürüdüm benim evden. Şu an çok tatlış bir bahçesi var. Ev sahibi de içeride aslında. Ev biraz kalabalık. İçeride belki konuşamayız diye işte içeriden görüntüleri falan çektik. Alt katı çektim, salonu. Mutfağı çok güzel. Geniş bir mutfağı var. Şu an 3-4 kişi kullanıyorlar. Cihan Bey daha iyi anlatır. Burada kalmak ne kadar, bir odaya ne kadar kira veriyor onu anlatırız. Bu evin kendi total fiyatı ne kadardır? Peki bir Kanadalı ya da bir yabancı bu evleri nasıl alır? Bunları anlatacağız. Öyle tatlış bir video olacak. İşte yaklaşık yine bir 15-18 dakika arası bir video olur. Bu pazar yayınlarız. Şimdiden herkese iyi Noeller. Noel geçti gerçi. Dün cumartesi Christmas'tı 25'i. Şu an 27'si. Tabi bu videoyu izlediğinizde pazar günü olur. Öyle güzel bir, hoş bir video olacak. Burası gayet huzurlu, hoş. Ben çok seviyorum. Bir de kar Kanada'ya çok yakışıyor. Şimdi içeride kahve içeceğiz biraz. Sonra evden bahsedeceğiz. Şöyle durayım ya, ev gözüksün. Evi kapatıyor demeyin. Şöyle ev gözüksün. Gayet hoş. Nazır. Böyle bir ev almak tabii her baba yiğidin harcı değil. Tamam, biz anlatacağız tabii ki. İçeride anlatacağız. Dışarıdan görüntüler çektim. Mahalleden biraz görüntüler çektim. Buraya gelemeyenler için Kanada hakkında, Vancouver hakkında, böyle evler hakkında bilgi sahibi olabilir bu video ile birlikte. Gayet hoş. Şu an karların üzerine atlamamak için kendimi zor tutuyorum. içeride görüşelim. Haydi, haydi içeri geçelim. Evet, evin içindeyiz şu anda. Şu anda az önce dışarıdan gördüğümüz o mükemmel, güzel Kanada evinin, Burnaby'nin nacizane Diamond evinin içindeyiz şu anda. Mr. Cihan'la birlikteyiz. Kendisi evin sahibi. Yok yok. Sevdin değil mi? La öyle mi davranacağım acaba? Gelecek yılki sahibi. Gelecek yılki sahibi, sahibi. Bu evi Cihan Bey'den biraz dinleyeceğiz. Cihan Bey bize eve nasıl bulduğunu anlatacak, odaya ne kadar ödediğini anlatacak. Bir de kendi mükemmel finansal bilgisi dahilinde bu evler nasıl alınır, taksitleri nedir falan biraz genel olarak bahsedecek. Tabii ki mükemmel bir real estate bilgisi değil ama genel hatlarıyla. Evet. Evet. Buyurun Cihan Bey. Bu evi nasıl bulduğumuzdan başlayalım. Evi nasıl bulduğumuzdan başlayalım. Evet. Kanada'da genelde ev tutmak için birkaç yöntem var. Bunların Facebook Marketplace veya Craigslist ve buna benzer birkaç site daha var. Oradan araştırma yapabilirsiniz. Yaptığım araştırmada okuluma yakın olduğu için bu evi seçmiştim, bu evi görmeye geldim. Şöyle süreçler diyor. Önce agent oluyor tabii arada, bir aracı oluyor, emlakçı, yani bizdeki şeydi. Onunla irtibata geçiyorsunuz. İlk başta gelip evi görüyorsunuz. Randevulaşıp gelip evi görüyorsunuz. Hoşunuza giderse daha sonrasında bir agent tarafından bir background check yapılıyor. Finansal durumunuz, geçmiş kayıtlarınız vesaire vesaire. Tabii biz ülkede yeni olduğumuz için bizim çok bir kaydımız yoktu. Biraz rüşvet verdik. Bir gece günah yaşadım. Günah gecesi yaşadım. Ya şimdi buradaki sorunlardan biri de oydu. Biraz ilk başta ev bulmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Herkes yaşamıyor ama kimleri yaşayabilir. Biraz böyle CV tarzı, sizden kendinizi tanıtmanızı,
finansal yeterliliklerinizi, geçmiş hayatınızı biraz sunmanızı istiyorlar. Tabii adamların milyon dolarlık evlerinde oturacaksınız. Çoğu zaman da onlarla beraber yaşayacaksınız. Böyle herkesi kabul etmiyorlar. Neyse bu süreçlerden geçtik. Daha sonrasında agent'la, aracıyla birlikte bir önceki kaldığım yerden eşyalarımızı taşıdık, yerleştik eve. Bu evin finansal durumu şu şekilde benim açımdan. Bir yıllık kontrat yaptık. $900 bölü ay, aylık. Aynen. Artı utilities nedir? İnternet dahil o fiyata. Sadece elektrik ve gaz. O da kış aylarında biraz yüksek geliyor. Ortalama yani adam başı $100 bulabiliyor ama yazın çok da bir şey tutmuyor. $50 bile yapmıyor diyebilirim ikisi birlikte. Evin durumundan biraz bahsedelim. Evin basement. Bu var altta. Bu bulunduğumuz kat, mutfak, yaşam alanı, oturma odası falan, çalışma odası. Üst katta da yatak odaları var. 4 tane yatak odası var üst katta. Her birini $900 kiraya veriyor. Birinde de ev sahibi yaşıyor tabii. Ayrıca basement'ı da kiraya verip buradan yaklaşık $6,000-$7,000 civarı bir gelir elde edebiliyor bizim ev sahibimiz. Morgaca gidiyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Kendisi zaten bir real estate, emlakçı. Emlakçı, aynen. Ama bu evi emlakçı aracılığıyla kiraya veriyor. Kendisi uğraşmıyor tabii böyle küçük işlerle. Kendisi biraz daha üst kademe bir emlakçı. Kendi deyimiyle bu evi bedavaya aldığını söylüyor. Nasıl? Hiçbir şekilde kendi parasını kullanmamış. Normalde Kanada'da ev almak istiyorsanız %20 down payment yapmanız gerekiyor. Aslında bu Kuzey Amerika'da böyle. O %20 ödeyecek gücünüz yoksa genellikle kredi çıkmıyor, mortgage size çıkmıyor, bankalar vermiyor. Hadi verdi diyelim bir ihtimal, ayrıyeten bir sigorta ödüyorsunuz. Ya banka kendini garantiye alıyor. Ekstradan aylık $200-$300 civarı ekstra bir sigorta parası ödüyorsunuz gereksiz yere. Banka siz eğer kredi ödeyemezsiniz diye kendi kendine sigortalatıyor. Burada mortgage'lar farklılık gösterebiliyor. 5 yıl üzerinden yani toplamda 20 ile 30 yıl arası değişiyor genelde ama 5 yıllık dönemlerle rate'i sabitleyebiliyorsunuz. Veya 25 yıl boyunca eğer faizin yükseleceğini düşünüyorsanız sabit rate üzerinden de devam edebilirsiniz. Konu biraz detaya giriyor. Onun dışında işte yine ev sahibi olmanın burada bir takım masrafları var, vergisi var vesaire. O yani ortalama aylık $1,000-$1,500 bulan bir vergi ve ekstra masrafları var. Bu bir de Kanada vatandaşı olan için. Evet. O vatandaş olmayanlar için ilave %15 daha. Evet. Olmayanlar için ekstra ücret masrafları oluyor. Bu evin değeri ev sahibinin demesine göre, kontratını görmedim tabii, $1,500,000 gibi bir değeri var. Tabii bu ortalama bir ev yani. Bu sokak üzerinde sen de görmüşsündür. Evet, baya baya iyi evler var onlar. Yani 2,5-3-4 milyon dolara kadar çıkabilir. Şato tarzı evler var yani. Burası biraz eski ama ortalama, fena değil ortalama bir ev. Yani ev fiyatını söyledik. Evin diğer herkesin 900 ödediğini söyledik. İşte kiracıların falan. Kaç kişi yaşıyor dedin? 4 mü dedin? Yukarıda 4 oda var. 4 kişi. Aşağıda da aslında basement 2 farklı daire var ama bir basement mesela komple kiraya vermek istese ne kadar istiyor? Böyle bir şey konuştunuz mu? Herhalde 2500 falan diyordu. Normalde basement'lar o şeylerin bestelerin falan kaldığı da mesela 1500-1600 falan oluyor. O civarlar oluyor. Bir iki odası bir banyosu oluyor değil mi onların? Yani iki oda bir banyo oluyor. İstersen ayrı ayrı da verirsin. Eğer daha fazla para almak istiyorsan tabii biner dolardan çakarsın. Uğraşmak isterse kiracılarla falan ayrı ayrı verip daha çok gelir elde edebiliyor. E tabii kiracılarla uğraşmak biraz zor ama sonuçta mortgage'ını direkt ödetebilirsin yani böyle kiracıya vererek. Kaç kişi? 4, 5, 6, 7 bin diyorsun. Bir ev almak istesen 10 yılda kaç yıl diyor? Kaç yıl oluyor? 30 yıl mı diyor? Yani 20 ile 30 arası değişiyor. Sen seçebiliyorsun. Şey yapabiliyor musun mesela? Bir evin mortgage'ına girdim. Bu evi artık ödetiyorum kiracılara. Başka bir evin mortgage'ına daha girebiliyor muyum? Hayır. Onunla ilgili de şöyle bir kural var yine. Senin evinin değeri ve toplam borcunu çıkarıyorsun o değerden. Senin sahip olduğun bütün liability, tüm borçlar, sadece bu eve ait değil, araba borcun varsa o falan. Kalan miktar evin %80 değerinden çıkar diyor. Yani
kısaca özet geçmek gerekirse alamıyorsun. Babayı alırsın. Babayı alırsın. Detay verip en son babayı alırsın. Alamıyorsun yani. Yani evet, böyle bir ev alabileceğimiz bir durum yok zaten şu an ama genel olarak... Ya ikinciyi düşünüyorsun. Aynen. Yani genel olarak Türkiye'ye işte Kanada'da bir ev nasıl alınıyor, bir Kanadalı nasıl bir ev alıyor, yani onların hayatı nasıl, onu anlatıyoruz. Bu kocaman bir evi en azından bir Kanadalı alabiliyor yani tek başına. Zaten genelde mortgage'da yani 20 ile 30, 25, genelde 25'i tercih ediyorlar. 25 yıllık bir ödeme planıyla. Yani alınabilir. Kira kocaman öder ev. Gibi, Türkiye mantığıyla kira öder gibi. Ya bir de Türkiye'de şey yok, evi alıp hani kendin oturuyorsun. Bir de ya da evi alsan kirası krediyi karşılamıyor mesela. Ev Türkiye'deki ev. Burada krediyi karşılıyor, cebine bile para kalabilir yani. Evet. Senin mesela eski ev sahibi de o şey. Gerçi o kiraydı, pardon. O kiraydı da o da alacak. O da yakında alacak. Ha. Bu yöntemi seçiyorlar ya. Bir de burada şey yöntemi var. Mesela evler büyük olduğu için aile mesela çift olsa bile eve çift bile kabul ediyor. Kiraya verebiliyor. Bu konuda kimse herhangi bir mahsur görmüyor. Çiftler eve kiracı alabiliyorlar yani tek veya aile şeklinde. Bir mantıklı, evde çocuk yoksa bence her türlü mantıklı ya. Yani çocuk belki biraz sorun olur, etkilenir muhabbet olabilir. Onun dışında ben de okuyayım yani. Abi başka türlü 1,5 milyon dolarlık evi nasıl alacaksın zaten? Evet, biraz bizim için biraz ütopik duruyor ama adamlar için oldukça sıradan. Yani böyle hoş bir ev. Genel olarak hani ekonomik kısmı buydu. Evin geneline bakarsak, ben şimdi apartmanda yaşıyorum. Bizim böyle bir bahçemiz yok. Şimdi Cihan'ın ön bahçeye çıkabilir. Arka bahçeye çıkabilir. Arkada barbekü yapıyor musunuz ilk? Henüz yapmadık ama bir barbekü kuracak oraya ev sahibi. Yani barbekü yapabilir abi. Hafta sonları arkada arkadaşlarınızla takılıp içip içebilirsiniz. Kimseye bir sorun olmaz. Yani. Bizde apartmanda ben bir şey yapsam hemen şey geliyor. O building manager geliyor aşağıdan yukarıya. Wow, yalnız büyükmüş ha beklediğimden. O basement burayı kiraya verecek. Şu eski tip bir odun sobası. Buna amacımız bahçeye çıkarıp etrafında kamp havası yaratıp zaman geçirmek. Takılmak. Bu kırdığım yatağının kalan parçaları. Nasıl kırdığını sormayacağız Cem Bey. Sadece söylemeyi unuttum. Çamaşır makinesi, kurutucu. Hı hı. Ayrı bir ev gibi. Ha, burada bir eleman ama tabii yaşıyor. Eksikleri var biraz şu duvarın falan. Şurada bir arkadaş. Yok, bu arkadaş yaşıyor burada. Tek yaşadığı için problem yok. Şurada burada bir oda var. Arka tarafta ısıtıcı odası yani bu sistemin olduğu, ısıtma sisteminin olduğu kısım. Burada biraz değişik, böyle bir eski bir havası var. Evet, eski bir şey var. Yani burayı yapmış, buranın içini yapmış da oranın duvarı falan eksik kalmış. Ha, devam ediyor ya, yapıyor. Evi daha yeni almış arkadaş. Çok olmadı. Hadi ya. Ya ben taşındığımda daha bir iki aylıktı. Satın almıştım. Böyle artıları var tabii bahçeli evde kalmanın, bir sürü artısı var. Burada arabayı nereye park ediyorsun? Street park. Street parklar baya baya boş yani. Ama bir sorun olmuyor. Yok, hiçbir sorun olmuyor. Herkes zaten tabii burada caddeye bırakıyor arabayı. Ev sahibi arabayı uyanıp tabii kardan kıştan koruyarak araba garaja koyuyor. Biz fakirler street parking. Hiç yoktan iyidir ama canım. Tabii canım. Downtown'da kalsan 90 ila 150 dolar arası bir günlük şey vereceğim. Yok canım, aylık. Şey mi? Sitenin parkingini mi diyorsun? Yani. Ha, okey. Ben şey olarak düşündüm. Yok. Yani bir parka bırakıyorsun falan gibi. Günlüğü çünkü 30-40 dolar var. Günlüğü ben bir defa 25 ödemiştim. Böyle böyle bir Kanada evi, hoş, iki katlı, tek sıkıntısı biraz eski olması, yürürken ses çıkarması ve Cihan Bey'in son zamanlardaki yakınması, ısınmaması. Evet, ev biraz eskisi olduğu için ve bu aralarda hava eksi 12 ile 8 arası gezdiği için evin sıcaklığını... Ben bu arada hayatımda hiç eksi 12 falan görmedim. Bence ben de görmedim. Evin sıcaklığını 24, oda sıcaklığını ayarlıyorum 24 derece olsun diye ama ne yazık ki 18'den yukarı çıkmıyor. Çıkamıyor bilmem diye. Ne zaman görsem orası 66 Fahrenheit, 68 Fahrenheit değişmiyor, çıkmıyor yani bilmiyorum. Isınmıyor. Isınmıyor. Hohlayarak ısıtıyoruz eve. Peki evi paylaşmanın bir sorunu oluyor mu? Yani böyle bir, şimdi buradaki bir duvarlar hep ahşap falan, herhangi bir ses sıkıntısı oluyor mu evin içinde? Yok ya, genelde zaten insanlar
yoğun oldukları için diyeyim, hı-hı, en yoğun olmayan da benim. Hı-hı. Ki ben de okul artı çalışıyorum yani. Hı-hı. Burada çok kimseye de gördüğüm söylenemez. Bir mutfakta karşılaşıyorum. Yemek yaparken. Bir yemek yaparken arada bir kahve almaya geldiğimde görürsem. Yani çok nadir görüyorum, öyle diyeyim. Çok doğru. Sorun olmuyor. Belki ev kalabalık olabilir 4 kişi düşündüğünde ama. Aslında çok da gözükmüyor. Zaten bir arkadaş Alberta'da, şu an o 2 aydır falan yok piyasada. Misosup yapmıştı, içine sünger mi atmış, ne atmış ana bakmış ana. Tofudur ha. Yok lan şuna bak. Güzel bir masa, şöyle kocaman bir salon. Burası kaç şeydi onu söylemedik. Kaç square feet burası? Bilmiyorum. Evin totali. Vallahi bilmiyorum hiç. 2000 küsur var mıdır? Vardır bence. Fazladır bence. 3 katı düşün. 2 kat düşünürsek bile. Şurada bir ev sahibinin şeyi var. Çalışma. YouTube odası var. Lavabosu ayrı oranın. Girişimiz. Ay saati de var burada. Burası Harry Potter'ın odası. Güzel de oraya. İstiyorsan bir çıkıp benim odayı gösterebilirsin. Senin odayı istiyorsan gösterebilirim, evet. Böyle güzel bir salon. Hemen Cihan Bey'in odasına hızlıdan gidiyoruz. Böyle bu kadar. Böyle güzel bir, büyük bir oda. Aslında buranın oda şartlarına göre gayet büyük. Yani bundan çok daha küçük odalar var. Şöyle güzel bir Kanada manzarası var. Oradan bakıp hayaller kuruyor kendisi. Çalışma masası burada. Aynısı diğer odalar burada. Milleti rahatsız etmeden. Şöyle bir banyosu var. Bir İngiliz, hafif İngiliz tarzı bir banyo. Tatlı bir ev bence, sıcak bir ev yani. Evet, ısınmaya başladı biraz. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cem Bey'e teşekkür ederiz bizi burada ağırladığı için. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kanada evi videosu böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin videoyu. Sorunuz varsa yorum atmayı unutmayın.